Haftanın dördüncü gününde tadım, yorum ve puanlama için Aslıhan'ın kayınvalidesi Nuray Hanım geliyor. Bugün bulacağım, buldum inşallah bulacağım diyorum. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Bismillah. Nuray Hanım inanıyor. Gelinime 5 puanlık tabağı ben bulacağım diyor. Peki bulabilecek mi? Başlıyoruz. Bir numaralı tabak. Lütfen hadi, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten güzel, böyle kıymanın tadını falan hissettim. Lezzetli geldi, güzel geldi. Güzel olmuş. Ama tam hani kızarması falan acaba tam bu derecede mi kızarmalı? İçinin daha iyi pişmesi gerekir mi, yoksa ideal pişmiş diyebilir misiniz bu tabak için? Pişmiş, böyle yemediğim için, bu tatlı yemedim. Hani biz bu sadece zaten ben ama şunu anlayabilirsiniz yemiştim. Yani bildiğimiz tel kadayıfın pişmiş mi pişmemiş mi olduğunu anlayabilirsiniz. Pişmiş, evet, pişmiş. Gerçekten güzel olmuş. Dedirtti mi bu tabak size? Buldum, yani lezzetli buldum. Et suyu tadını aldınız. Et suyunu aldım, kıymanın lezzetini aldım, tadını aldım, güzel. O zaman ikinci tabakla İkinci. Devam ediniz lütfen, buyurun. Güzel pişmiş. Mesela bunda et suyu daha çok içine işlemiş. Daha yumuşak olmuş. Hı, olması gereken mi acaba? Acaba olması gereken mi? Güzel biraz olmuş. Biraz gevşek sardığı için olabilir mi? Tadı falan güzel ama bu daha biraz daha kızarmış. Şimdi ilk yediğim için ona hep şey dedim ama mesela o daha sıkı geldi bana. Mesela bu daha güzel olmuş. Daha az koymuş mesela kadayıfını. Lezzetli olup olmadığını çok iyi yorumlayabilirsiniz ama. Evet, bu güzel şunu soracağım. Olmuş. Birinci tabak mı daha lezzetli yoksa ikinci tabak? İkinci tabak daha lezzetli geldi. O zaman üçüncü tabağa geçiniz lütfen, buyurun. Et suları falan güzel olmuş. Bu da güzel olmuş. Fazla kızarmış. Kıyması da güzel olmuş. Hani bu da güzel olmuş. Hani bakınca bu da güzel. Ama acaba boyut olarak nasıl olmalıydı? Şu an benim sadece hani aklımda normal bir boyutu var mıydı diye düşünüyorum. Nasıl olmalı kadayıfta olması? Ona göre düşünün. Ay demek ki benim yine işim zor Allah'ım, ben ne yapayım bilmiyorum. Gerçekten yani normali güzel ne olmuş. Olabilir ki kadayıfta olmanın? Lezzet nasıl? Bu, beğendiniz bu mi beğenmediniz mi? Beğendim. Bak bunun diyorum ya, kıymaları hemen hemen aynı tatta kavurmuşlar. Güzel olmuş, hani beğendim. Dördüncü tabakta dördüncü devam edelim. Tabağa geçelim. Kadayıf da hani güzel olmuş ama mesela bunda o kadar çok kıymanın tadını çok almadım ya. İç harcını beğenmediniz. Yani o kadar hani lezzet vermedi, bilmiyorum. Daha mesela baktığımda da ikisinin rengi orta derecede kızarmış. Onlar biraz daha açık. Normalde de zaten kızarttığımızda hani kızarır kadayıf. Puanlamaya geçelim mi? Bir veriyorum. Bir veriyorsunuz. Ağzınızdan çıktı. Birinci tabak 1 puan. Buna 3 veriyorum. İkinci tabak 3 puan. Geriye 3. ve 4. tabak kaldı. İkisinin arasında en çok 5 puanı hak eden hangisi? Gerçekten çok kötüyüm. Ay. Bilemiyorum ya, gerçekten bilemiyorum. Siz de haklısınız. Nuray Hanım, daha fazla bekleyemeyeceğiz. Lütfen puanınızı verir misiniz? Bunu yemiştim, kıyma tadı da almıştım. Buna 5 veriyorum. 3 numaralı tabak 5 puan aldı Nuray Hanım'dan. Buna da 4 veriyorum. 4 nolu tabakta 4 puan aldı. İkinci tabakla başlayalım Nuray ablacığım. Metanetli olun. Bakalım Nuray Hanım 3 puanı kime vermiş? Üç puan alan gelin lütfen kaldırın. Yaren!
tane peçete alabilir miyim? Tabii ki. Lütfen böyle buyurun. Evet. Yaren 3 puan aldı. Bakalım 4. tabaktan hangi gelinin adı çıkacak? Dört puan alan gelin Aslıhan. Biliyorum. Biliyorum çünkü sarışını çok beğendi. Sırada 3. tabak var. Nuray Hanım'dan 5 puan alan gelin Miyase. Ah! Ve... Bir verdi, ben biliyor musun? Bir verdi. Yeşim 1 puan aldı. Ne ben bilmiyorum yani. Teşekkür ederim Nuray teyzeciğim. Anlatmak ister misin? Niye 5, niye 4 verdin diye. Mesela ikisi arasındaki fark neydi? Çok bir fark yoktu. Hı, sarışı çok güzeldi 4'ün. İnce ince söğüş gibi doğranmış bunu Aslı yapar. Ama 4. Böyle ağlayınca haklı olmuyorsun biliyor musun? Ya tamam ben haklı olmak için ağlayayım. Ama bak 10 saat düşündün ya. Ben burada kuduruyorum ya. Burada kendimi yiyorum. 10 saat orada düşünüyorsun bir de bak. Bu kadar fırsat kimseye verilmemişken sen orada ağladığın için beklediler. Ne? Bak diyorsun ki ince ince doğranmış söğüş gibi bunası yapar. Sarı şekli de çok güzel. He? Gittin ya 2 numara 3'lük tabak mı Allah aşkına? Kocaman. Bak, biliyorum görüyorum. Ama hani üçlük dedim... Üçlük tabak mı? Ha? Bana da bir verin. Kadayıf uzun olur dedi, lezzetini gerçekten beğendi, bu... 3 verdi. Birin kalınlığına verdi. Allah'ım bana sabır ver, ne olursun ya. Her seferinde diyorum ki eşit dağılmayabiliyor. Ya neden bunu anlamak istemiyor musun, anlamıyor musun? Gerçekten soruyorum, anlamıyor musun? Soruyorum sadece. Anlamıyorum Aslı, tamam anlamıyorum o zaman. Tamam sende şey yok. Bende sorun yani başkasınınkini yorulamıyorum. Demek ki benim ağladığımı namakladığımı bilmiyorum. O zaman ağlama. Ya ben onun için ağlamıyorum. Ne için ağlıyorsun? Ya ben kendim ağlıyorum. Tutamadım ağlamadım. Yapamadığım için ben ağlıyorum. Ben yapıyorum. Sen bak, yapıyorsun ben yapamadığım için ağlıyorum. Aman Nuray teyze teşekkür ederim öncelikle 5 verdiğin için. 4. tabakta sarışını falan her şeyini beğendi. Sadece kıymasının az olması sebebi... Ağzına değil ki lezzet alamadım diğerlerinden kıymasını verdiği için. Kıymasını çok alamadım dedin zaten. Ya, sarışı falan güzel. Şey. Güzel evet. Evet. Hani. Hatta dedin ki 3 ve 4 kızarmış bence kızarması gerekiyordu dedin. Zaten bizim tabaklarımızın evet. Kızarıklığı birbirine benziyor. Benimkinin kıymasını daha çok tadını aldığını söyledin. 4'te de her şeyi güzel kızarıklığı falan ama tadını alamadım dedin. Kıyma tadı çok alamadım dedin. Sen kıymaya başka bir şey mi kattın? Hepiniz tuzla yağla kavurmadınız mı? Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar adapte olmak istiyorum. Olamıyorum. Gelirimi bulayım. Ben bu haftalarda ağzımın tadı da yok. Hiçbir şey anlamıyorum zaten. 4 verince de hani demeyin. Üzülüyorsunuz. 4 de kötü bir puan değil ki. Değil ama niye ben gelinimi bulmayayım ki? Yani kaç günlerdir niye bulamıyorum yani? Aslında tamah ederseniz çoğu bulursunuz. 4 kötü bir puan değil yani. Hayır ben tamam 4 bakın, değil. Bakın ben 1 aldım şu anda. Şu kritik zamanda özellikle 4... bugün Perşembe o kadar önemli ki o 4 1 puan. Biliyorum farkındayım. Farkındaysan yani 4 puan değil 5 puan vermesi gerekiyordu. Yani 1 de verebilirdi. Ya 1 de verse daha büyük tepki verirdim. Evet. 4 aldım. Yani kıymasını beğenmediği halde 4 verdiyse bence şükret. Çünkü onda daha çok kıymayı yediğim için kıyma tadı daha çok geldi ağzıma. Onda da az gelince yani kıymayı ne kadar çok yersen zaten o kadar çok tat alırsın. 2 lokma yersen az tat alırsın yani. Normal değil mi bu? Onun içini deşseydin kıymasından çok alsaydın çok tat alırdın ya. 2'ye sen nasıl 3 verdin ya? Hayır, nasıl 2'yi beğendim. 2 ile 4 arasındaki ya. Farkı görüyorum bak buradan Aslı görüyorum. Aslı ile benim ölçülerimiz genelde aynıydı. Bir aynı değil. Git tabağına bir bak o kadar büyük iki tabak olmuş ki. Bak şu 2 tabak arasında. Aynı şeyi bir dakika. Daha konuşacağız da sen devam et. 2 tabak arasında 1 puan mı var? Hı? 12 üçlük benimki 4'lük tabak mı? Yok. Ama işte riske atmak istemedim. Ben bugün riske de... Ya ben burada konuşurken diye. Bak Allah aşkına burada konuşurken ne dedim? Altın sarısından koyu olacaktır. Muhtemelen kadayıf olduğu için kahverengi olacaktır dedim. Evet 1 numaraya verdin. Doğru. Onu doğru yaptın. Ama 2 numaraya da dedim ki ben gevşek sarmam dedim. Bak Aslan. Lezzetli geldi demek ki. 2 numarada birdi. İkinci tabağı yedim beğendin. Et tadını aldım dedin. Sadece uzunluğuna şey ona takamadım bile zaten. Takamadım. Kadayıf normalde uzun olur dedin. Ama
Ezgi Hanım size sorduğunda birinci tabak mı, ikinci tabak mı dediğinizde ikinci tabak daha lezzetli. Bunda her şeyin tadını aldım. Kıyması, işte söğüşe olması gerektiği gibi pişmesine, her şeyini beğendin. Ben 5 vereceğini sanıyordum ona ikinci tabağı, benim olduğunu bilmediğim halde. Ama 3'ü yedin, 3 de lezzetli geldi. 4'ü yedin, 4'ü yedin, bu da evet dedin ama bundan tad alamadım sanki. Dedin gittin 4 verdin. Ben anlamadım. 2 ile 3 arasında kaldınız sandım ben de. Aslında beğenme olarak 2'yi daha çok beğendin.